Mensupları sevgili meslektaşlarım, ülkemizde eczacılık eğitiminin başladığı gün olan 14 Mayıs 1839 yılından bu yana tam 184 yıl geçti. Yani bilimsel eczacılık bugün 184. yaşına bastı. İnsanımıza yurdun dört bir yanında hiç durmaksızın kesintisiz ilaç ve sağlık hizmeti veren eczacılar 14 Mayıs eczacılık gününde insan yaşamında ve sağlığında önemli bir yer almaktan onur duymaktadırlar. Bu yıl 14 Mayıs eczacılık gününde yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle hüzün ve acı içerisindeyiz. Bu yıl 14 Mayıs yaşarken 6 Şubat'ı yaşamış kişiler olarak öncelikle kaybettiğimiz on binlerce insanımız için üzüntülerimizi ve acımızı yinelemek istiyoruz. Evlerini, işlerini kaybetmiş yüz binlerce yurttaşımızın bir an önce insani koşullarda yaşama kavuşmalarını istiyoruz. Böylesi büyük bir felakette ülkemizin ve insanımızın göstermiş olduğu dayanışma ve yardımlaşma refleksine olan saygı ve minnetimizi bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Değerli basın mensupları, sevgili eczacılar, yaşadığımız bu derin felaketin 95. gününde biz eczacılar, afet koşullarının zorluğunda ilaç ve eczacılık hizmetinin yürümesi için üzerimize düşeni yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Eczacı örgütü ve eczacılar, çalışanlarımız ve gönüllülerle birlikte depremin etkilediği 11 ilde ilaç hizmetini aksatmadık, kesintiye uğratmadık. Depremin üzerinden 4 saat geçmeden halen depremin şokunu ve travmasını iliklerimize kadar yaşarken kurmaya başladığımız sahra çadırlarında kendi olanaklarımızla oluşturduğumuz ilaç stoklarından insanlarımızın reçetelerini ücretsiz olarak karşılamaya başladık. Bölgede 28 noktada, ilimizde ise İslahiye ve Nur Dağı'nda 45 güne yakın bu çadır eczanelerde ilaçla beraber hasta bezinden bebek mamasına ve biberona, diş macunundan diş fırçasına, şampuandan diğer kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürünü vatandaşımıza ücretsiz olarak temin ettik. Biz eczacılar olarak meslek örgütümüzle birlikte ülkemize, insanımıza yararlı olabilmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Bunları yaparken hiçbir çıkar, takdir veya teşekkür beklemedik. Ancak verdiğimiz emeğin gözden gelinmesi veya hatta gasp edilmeye çalışılması bizi derinden yaraladı. Değerli meslektaşlarım, saygıdeğer basın mensupları, yaşadıklarımız bizlere gösteriyor ki ilaç ve eczacılık insan hayatında çok önemli bir alan. Dolayısıyla bu alanda uygulanan politikalar, alınan kararlar yalnızca eczacıları değil, vatandaşlarımızı da doğrudan etkiliyor. Uygulanan ilaç fiyat politikaları ve ilaca bütçeden ayrılan pay, bizlere geçen yılın sonbahar ve kış aylarında şiddetli biçimde hissettiğimiz ilaç yoklukları olarak yansıdı. İlaç hasta için olmazsa olmazdır, ekonomik dalgalanmalardan uzak tutulmalı, hasta için bulunabilir ve erişilebilir olmalıdır. Ekonomik kriz, uygulanan ilaç fiyatını ve finansını baskılama politikalarıyla hastanın ilaca erişimini zorlaştırmanın yanında eczaneleri de nefes alamaz duruma getirmiştir. İlaç fiyat kararnamesindeki küçük dokunuş adı altındaki düzenlemeler, SGK sözleşmesindeki sözde iyileştirmeler, eczacıya kaybettirilenlerin yanında anlamsız ve eczacının sorunlarını çözmekten uzak kalmaktadır. Özür diliyorum. Sayısı 60'ı geçen fakültelerde verilen yetersiz eğitimler nedeniyle maalesef eczacı işsizliği oluşturulmuştur. Bu fakültelerin çoğu kapatılmalı, fakülte kontenjanları da azaltılmalıdır. Kamu hastanelerinde ve kurumlarında hizmet veren ve sayıları 5000'e yaklaşan eczacı meslektaşlarımız da katsayı mağdur edilmişlerdir. Sağlık alanında yapılan düzenlemelerle getirilen katsayı artışlarının dışında ya da altında tutularak maaşları çok geride bırakılmıştır. Kamu eczacılarının hak ettiği katsayı artışı en temel taleplerimiz arasındadır. Değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, 2 gün sonra 14 Mayıs eczacılık gününde ülkemiz Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. 60 milyonu aşkın seçmen oy kullanacak. Bu seçimin önemini siyaset müessesesi yanında bu ülkede yaşayan herkes dile getiriyor. Bir meslek odası olarak bu seçimin sonucundan beklentilerimiz, sorunlarını korkmadan, çekinmeden savunabileceğimiz, haklarımız için mücadele edebileceğimiz demokratik ortamları bize sağlayacak yapıların oluşmasıdır. Çünkü meslek odaları demokrasinin sağlıklı işlediği ortamlarda güçlüdür. Güçlü sivil toplum yapıları da güçlü bir demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bir birey, bir ülkenin yurttaşı olarak bu seçimlerden beklentimiz ise Cumhuriyetimizin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeye verdiği en önemli değerlerden olan aklın ve bilimin öncelendiği, yoksulluğun değil refahın egemen olduğu,
adalet ve hukuk sisteminin sağlıklı işlediği ve sorgulanmadığı için güvenin en üst düzeyde yaşandığı, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin esas tutulduğu, hepsinden önemlisi 84 milyonun kardeşçe yaşadığı bir Türkiye'dir. Seçim sonuçlarının da ülkemize hayırlı olması dileğiyle 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası olarak tüm meslektaşlarımın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutluyorum.